bir oluşumun ayakta kalması ve yaşamını devam ettirmesi, maddesel yapısının dayanıklılığına bağlıdır. Biraz genelleme gibi olsa da aslında bu her zaman geçerli değildir. Bizim konumuz karanlık madde olduğu için bugün bu konu üzerinden ilerleyeceğiz. Bu teoriyi hemen hemen çökerttiğimizi de fark edebilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden galaksilerin gizli harcını, yapı malzemesini, görünmez çimentosunu daha iyi ve daha objektif bir şekilde kafamızda şekillendirelim. Videoya başlamadan önce belirli günlerde oylama ile konu belirleyip tartıştığımız Telegram grubumuza gelmek için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Karanlık madde olgusunu kafamızda şekillendirmek için öncelikle madde nedir sorusuna cevap verebilmeliyiz. En basit tanımıyla madde, uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan ve nicel bir ölçümle algılayabildiğimiz canlı veya cansız oluşumların tümü şeklindedir. Karanlık madde olgusunun en basit tanımı ise, astrofizikte elektromanyetik dalgalarla etkileşime girmeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekimsel etkisiyle belirlenebilen maddelere denir. Karanlık maddelerin varlığını belirlemek için gök adaların döngüsel hızlarından, gök adaların diğer gök adalar içerisindeki yörüngesel hızlarından, geri planda yer alan maddelere uyguladığı kütle çekimsel mercekleme özelliğinden ve gök adaların içerisindeki sıcak gazların sıcaklık dağılımından yararlanılır. Evrendeki kütle çekimsel enerjinin incelenmesi sonucu varsayılan toplam enerji yoğunluğunun sadece %4'ünün doğrudan gözlemlenebilir maddelerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Yine bu toplamın %22'sinin karanlık maddeden oluştuğu hesaplanmaktadır. Kalan %74'ünün ise evrene dengeli bir şekilde yayılmış olan karanlık enerjiden oluştuğu kabul edilir. Evrenin yaklaşık %80'lik bölümü bilim insanlarının doğrudan gözlemleyemedikleri karanlık maddeden oluşmaktadır. Karanlık madde olarak bilinen bu tuhaf madde enerji veya ışık yaymaz. 1920'li yıllardan itibaren gökbilimciler evrenin gözle görülebilenden daha fazla madde içerdiği varsayımında bulundular. Elimizde karanlık madde hakkında tespit edilmiş somut bir kanıt bulunmamasına rağmen her geçen gün güçlü olasılıklar gün yüzüne çıkmaktadır. Neredeyse sadece karanlık maddeden oluşmuş Dragonfly 44 adlı galaksiyi tespit eden ekibin başındaki Yale Üniversitesi araştırmacısı Peter Van Dökkum şöyle diyor. Yıldızlar maddenin hangi formda olduğuyla ilgilenmezler. Ancak hareketleriyle sizlere o maddenin orada var olduğunu ve o konumda ne kadar madde bulunduğunu söylerler. Ayrıca normal maddenin yer çekimi yıldızları toplayarak galaksiler halinde bir araya getirecek kadar güçlü değildir. Kısacası evrende karanlık maddenin etkisi olmasaydı, yıldızlar dört bir yana savrulacak ve milyarlarca yıldız içerisinden galaksiler asla oluşmayacaktı. Bu yüzden galaksilerin karanlık maddeyle kuşatıldığını biliyoruz. Örneğin Samanyolu diskindeki yıldızlar, galaksimizi oluşturan normal maddenin kütlesine göre 5 kat hızlı dönüyor, bu da Samanyolu'nun normal maddeden 5 kat fazla görünmez karanlık madde içerdiğini gösteriyor. Görünmez derken karanlık maddenin ışık saçmadığını ve ışık yansıtmadığını kastediyoruz. Peki bu karanlık madde serüveni nasıl başladı? Karanlık madde fikri 1933 yılında İsviçreli gökbilimci Fritz Zweig'ın yaptığı bir gözlem sonucunda ortaya çıkmaya başlıyor. Evrende bu gök adalar çekimsel etkileşimle bir arada durarak gök ada kümesini oluşturur. Ve bu gök ada kümeleri de bir araya gelerek daha büyük süper kümeleri oluşturur. Zweig, Koma gök adası kümesi içerisindeki gök adaların devinimlerini inceliyor. İncelemesi sonucunda gök adaların oldukça hızlı hareket ettiğini görüyor. Bildiğimiz üzere eğer çok hızlı bir şekilde dolanma hareketi yaparsanız, hissedeceğiniz merkez kaç etkisi de o kadar fazla olur. Öyle ki bu etki sebebiyle dışarıya doğru savrularak sistemi terk edebilirsiniz. Dolayısıyla ilk akla gelen gözlemini yaptığı gök adaların bir şekilde oradan geçiyor olduğu ya da birbiriyle etkileşimleri sebebiyle dışarıya doğru fırlatıldıkları olabilir. Fakat Zweig bu durumu inceliyor ve bu gök adaların rastgele hareket etmediğini, küme içerisinde belirli bir yörünge hareketi yaptıklarını buluyor. Yani küme ne dağılıyor ne de çöküyor. Buraya kadar olanlar yalnızca hafiften sıra dışı gibi görünüyor. Gök adanın yaptığı ışıtmadan,
yani parlaklığından o gökadanın aşağı yukarı kütlesini tahmin etmek mümkündür. Çünkü gökadayı aydınlatan mekanizmaları biliyoruz. Bunların en başında yıldızlar geliyor. Bu bir tahmin olduğundan elbette belirli bir hata aralığına sahip. Fakat yine de aşırı uçuk sonuçlar olması beklenmeyen bir şeydir. Gökadanın ışıtması yıldızlardan ve oradaki gaz ve tozdan geliyorsa, ışıtmayı ölçerek yıldız sayısını aşağı yukarı tahmin edebiliriz. Bunu yaptıktan sonra Zweig, ikinci bir yöntem olarak küme üzerindeki viriyel kuramını kullanarak kümenin toplam kütlesini hesaplıyor. Çünkü eğer sistem dengedeyse, ne çöküyor ne de dağılıyorsa, merkez kaç ile kütle çekim dengede olmalıdır. Zweig yaptığı hesap sonucunda gökada kümesinin kütlesini beklenen değerden 400 kat fazla ölçüyor. Bu durum tahminen ölçtüğünüz değerdeki yıldız sayısını arttırarak açıklanacak bir değer değildir. Dolayısıyla bu duruma başka bir açıklama getirmek gerekiyor. Bu noktada ilk akla gelen orada gözlemi yapılmayan bir madde olduğu, yani konumuz olan karanlık madde olduğudur. Çünkü kütle tahminimiz ışıma yapan cisimler üzerinde yürüyor. Dolayısıyla bu madde ışıma yapmıyor olmalı. Benzeri bir gözlem sonucunda da 1936 yılında Sinclair Smith, Virgo kümesi üzerinde bir inceleme yaparak buluyor. Kümede elemanların hız dağılımlarını incelediğinde orada ışıma yapan maddeden çok daha fazla miktarda madde olması gerektiği öngörülüyor. Fakat bu madde miktarı bildiğimiz gök cisimleri, yani gezegenler, soğuk yıldızlar, kara delikler ve benzeri şeklindeki cisimler ile açıklanamıyor. Çünkü miktar çok çok fazla. İki farklı küme üzerinde aynı sonuçların çıkmış olması, orada ışıma yapmayan, yani konumuz olan karanlık bir madde fikrini desteklemeye başlıyor. Çünkü tek bir küme üzerinde yapılan bir gözlem, belki de istisnai bir durumdu. Belki de Zweig'ın yaptığı bir hata vardı. Fakat Smith'in de aynı sonuçları bulması, bu fikri güçlendirmeye başlamıştır. Zweig ve Smith'in yaptığı küme elemanlarının hareketi gözleminden sonra, Horuk Babcock'un 1939 yılında Andromeda Gökadası'nın dönme eğrisi üzerinde ilginç bir durum fark ediyor. Dönme eğrisi kabaca gökadanın merkezden dışarıya doğru olan hız dağılımını ifade eder. Mevcut fizik bilgimizle sarmal bir gökada olan Andromeda'nın dönme eğrisini teorik olarak tahmin edebiliyoruz. Burada tahmin diyoruz fakat bu tahminlerin hata aralıkları da olaya dahil ediliyor. Yani tahminden öte olması beklenen bir gerçeklik diyebiliriz. Sadece doğrudan ölçemediğimiz için tahmin diyoruz. Babcock görüyor ki Andromeda'nın dış bölgeleri oldukça hızlı dönüyor. Andromeda dağılıp parçalanmadığına göre dış bölgelerin bu kadar hızlı dönerek gökadanın tek bir parça olarak kalması durumu, ancak orada onu tutan fazladan kütle çekim varsa mümkündü. Bu da orada görünmeyen karanlık bir madde olabileceği fikrini destekliyor. Aynı metotla yapılan iki farklı ölçüm bir fikre işaret ediyordu. Şimdi ise tamamen alternatif bir metot da aynı fikri destekliyor görünüyor. Bu durum hatalardan arındığımızı ve gerçekten ortada bir şey olma ihtimalinin çok fazla olduğunu işaret ediyor. Aslında günümüzde daha iyi ölçümler sayesinde biliyoruz ki, Zweig'ın bulduğu 400 kat değeri, Hubble'ın 1929 yılında evrenin genişlediğini gösterdiği hatalı miktarı kullandığı için biraz fazla. Fakat yine de günümüzdeki değeri 50 kat fazla materyal olduğuna işaret ediyor. Yani günümüz bilgisini kullanarak teknolojik sınırları aşarsak, gözlemler hala geçerli gibi görünüyor. 1975 yılında Morton Robert ve Robert Whitehurst, 1970 yılında Vera Robin ve Kent Ford tarafından yapılan daha detaylı Andromeda gözlemlerini inceleyerek, Andromeda'nın dış bölgelerinde fazladan 200 kat fazla görünmeyen materyal olduğu sonucunu buluyorlar. İlginç bir şekilde Roberts ve Whitehurst 1933 yılında Zweig ve 1936 yılında Smith'in yaptığı çalışmadan haberdar değiller gibi görünüyor. Madem ki bu olguyu göremiyoruz ve algılayamıyoruz, o zaman nasıl var olduğunu iddia edebiliyoruz? Bilim insanlarının uzaydaki büyük cisimlerin kütlelerini hesaplamak için onların hareketleri üzerine çalışırlar. 1970'li yıllarda spiral galaksilerin incelenmesini yapan gökbilimciler, merkeze daha yakın olan cisimlerin galaksinin dış kenarlarında olan cisimlere göre daha hızlı hareket edeceğini umuyorlardı. Halbuki her iki konumdaki yıldızların aynı hızda hareket ettiklerini gördüler ve şu sonuca vardılar. Galaksiler görünenden çok daha fazla kütle içeriyordu. Eliptik galaksilerde bulunan gaz üzerinde yapılan araştırmalar da görünür nesnelerde bulunan kütleden çok daha fazla kütleye ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Eğer galaksi kümeleri sadece geleneksel astronomik ölçümlerle gözlemlenen kadar kütle sahibi olsaydı, bir arada duramayıp dağılırlardı. Albert Einstein, evrendeki cüsseli cisimlerin bir lens gibi hareket ederek ışığın sapmasına ve kırılmasına neden olduğunu bizlere gösteriyor aslında. Gökbilimciler ışığın galaksi kümeleri tarafından nasıl saptırıldığını inceleyerek evrendeki karanlık maddenin bir haritasını çıkardılar. Tüm bu yöntemler evrendeki maddenin büyük bir kısmının henüz keşfedilmemiş bir şey olduğunu göstermektedir. Aslında bu enerjinin varlığını Big Bang'den anlayabiliriz. Çünkü büyük patlamanın ardında evren dışa doğru genişlemeye başlamıştır. Bilim insanları başta bu enerjinin tükenip yer çekiminin nesneleri kendine çekmesi gibi yavaş yavaş kendi içine çekileceğini düşünmüşlerdi. Fakat süpernovalar üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki evren sanılanın aksine geçmiştekinden daha hızlı genişlemektedir. Evrenin kütle çekiminin üstesinden gelebilmesinin tek ihtimali ondan daha büyük bir enerjiye sahip olmasıdır. Bu da konumuz olan karanlık enerjidir. Aradan geçen neredeyse bir yüzyıllık süre boyunca gelişen teknoloji ve gözlem teknikleri sayesinde bu gözlemler daha da detaylandırıldı. Günümüzde artık evrendeki karanlık madde miktarının, normal madde miktarına olan oranını daha keskin bir şekilde bilebiliyoruz. Bunu ölçmemizi sağlayan metotlardan biri de neredeyse herkesin adını bildiği kozmik mikrodalga arka alan ışınımı üzerinde yaptığımız analizlerdir. Aynı zamanda gökada kümelerinin sahip oldukları aşırı miktardaki kütle sebebiyle uzay zamanı bükmeleri bir mercek etkisi yaratmaktadır. Bu sayede arka planında kalan gökadalar büyütülmüş ya da görüntüleri bozulmuş bir şekilde birkaç yerde aynı anda görülebilir. Bunun gibi çeşitli metotlarda yaptığımız gözlemler tek bir şeyi ifade ediyor. Bu durumu elimizdeki fizik yasalarıyla uyumlu bir şekilde açıklamak için açık bir şekilde oradan daha fazla miktarda bir madde olabilmeli. Ya da açık bir şekilde genel görelilik eksik. Hatırlayın, varsayımımız merkez kaçı dengeleyen bir kütle çekimdi. Kütle çekimin daha fazla olması gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapmanın pratikte iki yolu vardır. Ya daha fazla madde eklersiniz, ya da kütle çekim fonksiyonunu değiştirirsiniz. Artık Einstein sayesinde aslında kütle çekim diye bir şey olmadığını, bu durumun maddenin uzay zamanı bozması olduğunu biliyoruz. Yani yapmamız gereken iki şey var. Ya karanlık maddeyi bulacağız, ya da Einstein'ın genel görelilik kuramındaki eksikliği onu modifiye ederek gidereceğiz. Aslına bakarsanız ikinci seçenek günümüzdeki yapılmış bir durumdur. Günümüzdeki karanlık madde ve karanlık enerji ihtiyacını ortadan kaldırmak için genel görelilik üzerinde modifiye yaparak bu sorunu çözen bazı teoriler bulunmaktadır. Fakat bunların gözlemlerle desteklenmesi gerekiyor ve ne yazık ki gözlemlerin birçoğunu hala yapabilecek teknolojiye sahip değiliz. Evren bilimciler sorunu bu şekilde çözmeye çalışırken, bir yandan da parçacık fizikçileri karanlık madde parçacığı olabilecek parçacıkları arıyor. Yapılan çalışmalar, simülasyonlar, olası bazı durumları gösterse de henüz net bir şey bulunabilmiş değil. Yani özetle bilim dünyası şu anda çorap söküğünün ucunda olabilir. Yalnız o çorap bir türlü sökülemiyor. Peki karanlık maddeyi diğer oluşumlardan ayırt etmek istiyorsak şöyle maddeler ortaya çıkacaktır. Karanlık maddenin yıldızlardan uzak bölgelerde yer aldığı için karanlık olan ve dolayısıyla görmediğimiz normal gaz bulutları olmadığını biliyoruz. Çünkü bu durumda en azından kızılötesi teleskoplar ve radyo teleskoplarıyla görebileceğimiz elektromanyetik dalgalar yayardı. Karanlık madde antimadde değildir. Çünkü antimadde normal madde ile çarpışınca bu ikisi tümüyle enerjiye dönüşerek birbirini yok ediyor. Bu tür patlamalar gama ışınlarına yol açarak kendini gösteriyor. Karanlık madde kara delik olamaz. Karanlık madde kara deliklerde olamaz. Çünkü kara delikler her ne kadar karanlık olsa da normal maddeden oluşan yıldızların çökmesiyle ortaya çıkıyor. Ve bu sebeple yer çekiminden etkileniyor. Kara delikler içinden ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü yer çekimine sahip bulunuyorlar. Dolayısıyla normal madde gibi davranıyor ve tıpkı suyun dibine çöken ağır bir taş veya büyük kütleli yıldızlar gibi daha çok galaksilerin merkezinde toplanıyor. Peki karanlık madde kurgu olabilir mi? Fizikçiler yer altında inşa ettikleri dedektörlerle karanlık madde izi bulamayınca böyle bir şey olmadığını düşünmeye başladılar.
Hatta astrofizikçi Erik Werlind, karanlık maddenin değil de bizzat yerçekiminin galaksiler arasındaki uzaklığa bağlı olarak değiştiğini söyledi. Ve bunun için de entropik yerçekimi teorisini geliştirdi. Ancak nötron yıldızlarının çevresinde dönen beyaz cücelerin yörüngelerini teleskoplarla incelediğimiz zaman, yerçekiminin gerçekten de Einstein'ın dediği gibi ışık hızında gittiğini gördük. Bu da karanlık maddenin olmadığını, aslında bizim yerçekimini yanlış ölçtüğümüzü gösteriyor. Çünkü yerçekimi mesafeye göre kılık değiştiriyor şeklinde özetleyebileceğimiz entropik yerçekimi teorilerinin büyük kısmını geçersiz kılmıştır. Ne kurgu ne de gerçek diye düşündüren bu iddia bir hayli ilginç duruyor. Ama şunu da bilmekte yarar var. Karanlık madde ne kadar kara olursa olsun, varlığının kararı o kadar ölçülü olacaktır. İleriki videolarda görüşmek üzere.